Evet arkadaşlar, şimdi tasarruf edilmezlik ilkesini şöyle bir detaylı bir şekilde hem savcı açısından hem taraflar açısından bir değerlendirelim. Bir taraf mesela gelmişler, boşanma davası açmışlar. 3-4 yıl uğraşmışız, 10-15 tanık dinlenmiş, düşünebiliyor musun? Şehir dışı, şehir içi, istinabeyle bilmem neyle. 4 yıl sonra tam karar verilecek, bunlar el ele koşarak geliyorlar. Bizi boşayamayacaksınız. Şimdi hakimsiniz, düşünsenize 10-15 tanık dinlemişsiniz, onca emek sarf etmişsiniz. Dosyayı düşmeyle kapattığınızda puan sisteminizi çok etkilemiyor diye biliyorum ama sonuçta bir hüküm verdiğinizde ve bu hüküm onandığında puanınıza etkisi oluyor. 3-4 yıllık emek. Avukatların da emeği çok büyük burada. Gitmişler, gelmişler, saatlerce duruşma beklemişler. Bu manyaklar geliyor, bizi boşayamayacaksınız. Ulan dilekçede, çok affedersiniz, dilekçede karısının yatak odasındaki ayıplarına kadar, kocasının bilmem çorabının kokusuna kadar, ağzının kokusuna kadar her şeyi yazalım, daha fazla tazminat almak için yazalım derken, bak gel yazmayalım, çocuklarınız ileride okur, babasının işte cinsel yöndeki sıkıntısı ya da annesinin bu yöndeki sıkıntısı, bunlar hoş değil yani 3 kuruş için. Yo yo yazalım, lütfen yazalım, biz talep ediyoruz diyor, imzalıyorlar, veriyoruz. Ondan sonra neymiş, bunlar tekrar barışmışlar. Çılgınlar gibi sevişiyorlarmış. Dolayısıyla bizi kimse ayıramaz, biz sevişiyoruz. Yani eski Türk filmleri ki birbirimizi çok seviyoruz anlamında aklınıza yanlış sahneler gelmesin. Dolayısıyla arkadaşlar hakim dedi ki gidin lan dedi. Lanet olası pislikler, sizi boşuyorum dedi. Onca yılı uğraşmışız değil mi avukatlarım dedi. Evet dedik, boşadım gitti size. Hah dedi, bir de uygun hareket yaptı. Diyebilir mi bunu? Diyebilir mi? Hayır, maalesef içinden der. İçimizden hepimiz neler neler diyoruz bazen ama dışımıza vuramayız. Niye? Bu manyaklar istikrarlı bir hayatları yok ama ne yapıyorlar? Geliyorlar, vazgeçtik diyorlar, barıştık diyorlar. Şimdi böyle bir durumda kıymetli arkadaşlar, hukuk mahkemelerinde alacaklı, verecekli, kiracı, kiralayan, işçi, iş, tüm tazminatlar, maddi, trafik kazalarındaki hukuk davaları hepsi hukuk mahkemesi. Feragat geçerli. Feragat ettim, vazgeçtim dediği anda geçerli. Kabul geçerli. Kabul ediyorum senin davanı. 100 bin mi açtın? He? Ben Allah'tan korkarım. Sana 100 bin borcu var. Hatta o zamanın dolar kuruyla şimdiki arasında fark var. Sana 250 bin ödeyeceğim dedi. Hiç böyle bir insan görülmemiş bir yerde ama 250 ödeyeceğim ben sana dedi. Hakkın geçmesin dedi. Aman ha dedi. Hakim dedi bir dakika ya, kim haklı kim haksız, ben karar veririm burada. Gençler çekilin bakayım dedi. Ben bir dosyanın esasına gireyim. Bir dakika, hiç esasına girme. Seni ilgilendiren bir konu yok. Ben kabul ediyorum dediysen bitmiştir dedi vatandaş. Hukuk hakimi böyle. Nedir? Tarafların sulhüyle, kabulüyle, feragatiyle bağlıdır. Ama ceza hakiminde evladımı öldüren şu adamlardan ki hakim bey, şikayetçi misin ceza hakim bey? Zaten kamu davası sorar genelde bir şikayet. Hayır tabii ki dedi. Allah onlardan razı olsun. Oğlum 20 yıldır hiçbir işe yaramaz. Oturur, yatar, kalkar. Safi karbondioksit olan bu çocuğu temizleyen, beni her gün bir tabak yemekten, 3 kap, 3 öğün yemekten kurtaran, üstüne 1 milyon dolar verdiler. Oğlum etmez dememe rağmen ısrarla al bu parayı, kan parasıdır bu dediler. 1 milyon dolar da verdiler bana. Dolayısıyla benim bu kişilere hiçbir sıkıntım yok. Sulh olduk, kapat dosyayı. Dediğimde hakim ne yapar? Uygun el hareketiyle bize el sallar. Neden? Çünkü cezada arkadaşlar çok az sayıda dosya hariç tasarruf edemezsiniz taraflar. Sulh, kabul, feragat, vazgeçme, geri alma hiçbiri geçerli değildir. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Çok az sayıda istisna vardır. Hadi bakalım sayalım. Bir, şikayete tabi bir suçta şikayetçi olmazsanız sıkıntı yok. Çünkü şikayete tabi o suç. Kamu davasında şikayetçi ol olma fark etmez ama şikayete tabi. Uzlaşmaya tabi suçlar. Tasarruf edilebilir. Uzlaştıkları anda hakim hiçbir şey yapamaz. Değil mi? Ön ödemeye tabi suçlar. Ödediğiniz anda hakim hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla çok dikkat edin arkadaşlar. Bu tip olaylar toplasanız 45-50 tane suçu kapsar. Geri kalan hepsi kamusal yönü olandır. Yani siz tecavüzde, cinayette, hatta kasten yaralamanın basit halinde bile kamu davası olduğunu bileceğiz. Basit hali. Ama BTM ile gidilecek ölçüde hafif hali olsaydı o zaman şikayete tabiydi. BTM ile giderecek ölçüde hafif halinde bile silah kullandıysan, alt soy, üst soy, eş, kardeşe yaptıysan. Düşün ya, eşin sana bir tokat attı. Sonra barıştınız ama olay bir karakola intikal etti. Ya da kardeşinle şöyle bir iteklediniz birbirinize. Dövüş falan oldu aranızda.
Sonra vazgeçtiniz. Kamu davası devam eder. Peki savcı tasarruf edebilir mi? Taraflar açısından iyi değerlendirdik. Cumhuriyet savcısı bu tip dosyalarda hakim iddianameyi ben hazırlamışım. Ben hazırladığıma göre geri ver. O benim iddianamem. Geri ver çünkü ben gece rüyalarıma giriyor ya. Ben suçlandırdım bu şahsı ama gece aksakallı bir dede sürekli bastonunu boynuma dayıyor. Nefes alamıyorum diyor. Sır kapısı gibi değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu sırlı olaya binaen savcı görüşünü değiştirdiyse en fazla mahkemeye gittiğinde beraatini talep ediyorum der. Başka bir şey yapamaz. Çok saçma aslında. Hem suçlandırıp hem sonra beraat talep etmek ama bu insan nefsine aykırı bir durumdur. Hem de mesleki anlamlara sıkıntı yaşayacağım bir durumdur. Dün seni suçlandıran bugün beraat talep ediyorum. Demesine engel bir şey yok ama edebilir ama kural olarak küçük yerlerde aynı savcı duruşmaya çıktığı için ne istediyse onun peşinden gider. Ama büyük şehirlerde müracaat savcısı bugün 7-24 bir savcı nöbetçi. Tüm şikayetleri o alıyor. O savcıyla mesela o savcı aldı bilişimle ilgili bir durum. O sadece ifade aldı. Gönderir bilişim savcısı iddianame hazırladı. Duruşmaya ise başka bir savcı çıkabiliyor. Dolayısıyla duruşma savcısıyla iddianame hazırlayan savcı bile büyük şehirlerde çok fazla denk düşmeyeceği için mahkumiyet talep eden savcı iddianamesinde duruşmada ne yapıyor? Diğer savcı ben beraatini talep ederim diyor. Hakim de beraatini hükmedebiliyor. Tabii savcı ne derse o değil. Beraat der, hakim mahkumiyet. Mahkumiyet der savcı, hakim beraat der. Bunları ileride görürüz ama Cumhuriyet savcısı da demek ki arkadaşlar nedir? Tasarruf edemez. Üstelik Cumhuriyet savcısı davada sadece sanığın aleyhine değil, hem lehe hem aleyhe olan delilleri emrindeki adli kolluk makamlarının marifetiyle ne yapar? Muhafaza altına alır. Şüphelinin tüm haklarını da korumakla yükümlüdür. Kanun metni böyle söylüyor. Şüphelinin tüm haklarını, o haklar kullandırılmadıysa arkadaşlar ne yapacak? O hakları da hatırlatacak, kullandıracak. Kullandırmayan adli kolluk görevlileriyle ilgili mesela ailesinden birine haber verdirmemiş, sudur, yemektir, verilmemiş günlerdir gözaltında mesela değil mi? Bunlardan aleyhine arkadaşlar ne yapacak? İşlem başlatabilecek, soruşturma başlatabilecek. İleride görürüz. Yine madde 266'ya bir der ki, kanun yoluyla ilgili bakın savcıyla ilgili bir durum. Bir cumhuriyet savcısı kanun yoluna başvurduktan sonra bundan vazgeçmesi için merci tarafından karar verilinceye kadar ne yapabilir? Vazgeçebilir ama aleyhe başvurduysa doğrudan vazgeçebilirken eğer diyor sanığın lehine bir kanun yolu başvurusu bu ceza çok çıktı ya da mahkumiyet değil beraat çıkmadıydı diye başvurduysa daha sonra sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçemez diyor. Sanık lehine yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçemez. Değerli arkadaşlar dikkat, dikkat. Demek ki savcı açısından ve taraflar açısından bu şekilde tasarruf edilmezlik ilkesini görmüş olduk arkadaşlar. Peki, çelişme ve yetkilerde denge ilkesi. Aslında biz buna çapraz sorgu diyoruz. Size iddia makamı dedim, yargılama makamı dedim, savunma makamı dedim. Bu makamlardan hangisi en önemli makamdır? Ne? Yanlışsınız arkadaşlar. Yargılama makamı değil. Hakim hocam karar veriyor. O en önemli makam. Değil. O zaman iddia makamı diyorsunuz. Değil. Katılanın vekili. Değil. O da iddia makamı. Değil mi? Bireysel, kamusal. Bireysel manada iddia makamı katılan ve avukatıyken kamusal manada Cumhuriyet Savcısıydı. O zaman savunma makamı hoca. Zaten ne kaldı? Sizi gidi şakacılar. Dolayısıyla tabii ki savunma makamı arkadaşlar. Savunma makamı en önemli makamdır. Aslında yargı üç ayaklı bir savcıdır. Hakim eşittir, savcı eşittir, avukat. Gelişmiş hukuk devletlerinde bu iş böyledir. Çünkü bunlar eşit hak ve yetkilere sahip olursa hukuk çok güzelleşir. Ama Türkiye'de hakim büyüktür, savcı. Hep aralarında o çatışma olur. Ben diyorlar merciyim, savcı sen talepçisin, benim talebim olmadı, benden izin istemeden arama yeri koyma kararı bile veremiyorum. Bakma öyle dizilerde seni forsuz gösteriyor. Benim buranın patronu diyor. Aralarında böyle hep şey olur. Bazen öğrencilerle yemekte falan buluşuruz Adalet Akademisi'ne geldiklerinde. Böyle teşekkür mahiyetine falan bir yemek düzenlerler. İşte hocam hakim mi üstün, savcı mı üstün? Bu arkadaş diyor ki işte şöyle böyle ben burayı şöyle çektim de. Arkadaşlar gerek yok buna ama hakim üstündür. Savcı genel mantık. Hepsi de üstündür avukat. Avukatların delil toplama hakkı bile yok. Biz yönlendiriyoruz. Şuraya müzekkere yaz, buraya müzekkere yaz demesek iddianame hiç delil toplamadan
bir yağma suçunda kamera kaydı var dosyada. Benim müvekkilim orada bile değil. Çocuk kendisi de. Gece vakti nitelikli yağmadan çocuk hakkında dava açıyorlar 3-4 çocukla birlikte. Beraatini aldım ben ama düşünebiliyor musunuz? En önemli delil kamera kaydı. Bir marketin önünde oluyor. 5 liralık bir dondurma parasının yağması bu arada bu. Çocuklar 10-15 yılda yargılanıyorlar gece vakti olduğu için. Fakat savcımız kamera kaydını bile toplamamış. Ya hocam siz niye talep etmediniz avukat olarak? Ben o aşamada avukatı değildim soruşturma evresinde. 11 ay sonra iddianamesi kabul edilip çocuk ağır cezada açıldığında beni avukat olarak tayin ettiler. Dolayısıyla ben o aşamada iddianamenin iadesi nedeniydi. Sizin iade etmeniz gerekirdi en azından diye heyete bir arkadaşlar durumu yansıttım. Yani bu şu demek, siz niye iade etmediniz? Yarın bir gün mahkumiyet verirsen sizi şikayet edeceğimden emin olun demektir. Yani sonunda beraat aldık şükür yani ama karşı tarafın çocukların böyle aylarca sonuçta yargılanması, 2 yıla yakın yargılama sürdü arkadaşlar. Burada o kaydı bile toplamayan bir savcıdan bahsediyoruz. Avukat burada şuraya müzekker yazsın, buraya müzekker yazsın, talepte bulunacak. Ama ceza davalarında avukatlar da çoğu diyorum ya ceza işi yapmadığı için belki bilmiyor. Nasıl olsa diye savunmamamı hiçbir şeyi sözlü yapıyoruz zannediyor. Oysa önceden her şeyi delillerini toplattıracaksın, Yargıtay'dan içtihat bulacaksın, hakim baskı altına alacaksın, o genel kurul kararında aleyhine karar veremezsin, direnemezsin diye. Bunları yapmadığın müddetçe eğer savcı hakim de bilgisiz ve tecrübesizse vallahi ilk celsede bile tak diye mahkumiyetini kilitlerler müvekkilinin. Sonra müvekkil der ki sen niye şey arıyorsun? Senin dediklerini ben de diyebilirdim duruşmada der. Araştıracaksınız. Burada çok iş düşüyor. Tecrübeli avukat, tecrübeli savcı, tecrübeli hakim. Hele bunların yetkileri eşit olsa. Hele yüksek böyle hukuk devletlerinde olduğu gibi avukatlar da delil toplayıp dosyaya sunabilse. Hocam avukat yanlış bir delil toplarsa, yani yanlış derken olmayan bir delili, avukatlığı biter. Kendi aleyhine niye sıksın? Öyle değil mi? O yüzden avukatlığı biter. Dolayısıyla ne yapacak? Orada da o zaman savcı da yanlış bir delil sunabilir. Adli tıpta gider belgelerle oynar bilmem ne rüşvet yediyse. Niye avukata da güvenelim? İşte bu noktada Türkiye'de biraz sıkıntı var. Peki hocam bu çapraz sorgu nasıl sağlanıyor? Çapraz sorgu var mı Türkiye'de? Yani işletilmesi gerekiyor. Yani bu makamlar eşit. Duruşmaya getirildiğinde arkadaşlar tüm bu makamlardaki yetkililer soru sorma hakkını haizler. Yani herkes duruşmada başkana yönünü dönecek. Başkandan izin isteyerek arkadaşlar soru sorabilecekler. Yani izniniz olursa bir soru soracağım deyip dönemez de soruyu başkana iletecek. Başkan yansıtacak. Geceleyin o buradaymış da işte ben orada değildim, burada olduğumu söylemiş, aslında ben şuradaydım. Sorar mısınız nasıl orada oluyorum? O diyecek ki bak soruyu duydun. Anlamadıysa hakim özetleyip tekrar soruyu iletecek. O da cevabını dönüp ona vermeyecek. Kimse kimsenin birbirine dönemez. Orası kahvehane salonu değil. Doğrudan arkadaşlar hakime, hakimden onlara. Ama 3 meslek mensubu var ki işte çelişme ilkesi ve yetkilerde denge ilkesinin ilk dayanağı budur CMK'da. Doğrudan doğruya yönül dönüp hakimden, başkandan izin istemeksizin sanığa, tanığa, mağdura, şüpheliye arkadaşlar duruşmaya katılan herkese bakın. Duruşmaya katılan herkese doğrudan soru yöneltebilir arkadaşlar. Bunlar çok sık sınav sorusu olmuştur ki akılda kalsın cübbelilerdir. Bir hakim. Hocam şu soldaki üye de mi en deneyimsiz, en kıdemsiz? Evet başkandan izin almak zorunda değil. Adam hakim kimliği var. Hakim mi hakim? Ağır cezanın üyesi. Başkandan izin almadan soru yöneltebilir. İki, Cumhuriyet Savcısı. Başkandan izin almadan soru yöneltebilir. Üç, müdafi ya da vekil. Yani avukatlar doğrudan soru yöneltebilirler. Demek ki heyet haline görev yapan mahkemelerde diyor, heyeti oluşturan hakimler. Kıdemli kıdemsiz fark etmez. Cumhuriyet Savcısı. Müdafi ya da vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukatlar. Sanığa, katılana, tanığa, bilirkişiye ve duruşmaya çağırmış diğer kişilere kim olursa olsun. Duruşmanın disipline uygun olarak doğrudan soru yöneltebilir. Yani şimdi bir kişi dinlerken, dinlenirken avukat oradan atladı. Dur bir dakika soru soracağım. Yok öyle de değil. Tamam mı? Başkana mesela savcı direkt atladı tak diye tanığın beyanını kesti. Hayır tanığın sözü kesilemez. Kendilerini rahatça ifade ederler. Tanıklıklarını yapıp gidecek. Sen ne sözünü kesip duruyorsun savcı, avukat? Başkan kendisi hayır o da dinliyor. Ama işte sorular sorabiliyor. O sırada konuşma bitti ya, sırasıyla herkese söz hakkı vermek zorunda başkan.
Saat yönünde ibre döner. Saat yönünde ne tarafta oturuyordu? Katılan ve vekili. Hakimin sağ tarafı. İbre döndü, Cumhuriyet Savcısı. İbre döndü, sanık ve müdafi, yani savunma makamı. Katılandan soruldu. Evet, tanığın beyanlarına bir diyeceğiniz var mı? Gelen bilirkişi raporuna, otopsi raporuna, keşif zaptına bir diyeceğiniz var mı? Sorularınız var mı ya da şu kişilere? Katılan vekilinden soruldu. Buyurun avukat hanım, sorularınız var mı? İzin verirseniz sor. Hayır. Evet, sorularımız var. Soruyoruz. Dedi, döndü, direkt sorularını sorabiliyor. Arkadaşlar. Sanıktan soruldu. Var mı tanığın beyanlarına bir diyeceğim? Bir diyeceğim yoktur. Aleyhim olan hususları kabul etmem. Dedi. Diye tutanağa geçirdi. Sanık müdafiinden soruldu. Evet, bizim sorularımız var. Hakim Bey. Şimdi. Mesela bir otobüste kız diyor ki benim kafama elledi. Şehir arası bir otobüste. Arkasındaki kişiye tecavüz iddiasında bulunuyor değil mi? Ellemek cinsel amaçlı tecavüz. Avukat olarak dedik ki işte kafanıza elleyen şahıs. O elleme esnasında siz uykuda olduğunuzu karakol ifadesinde belirtmiştiniz. Uyuyor muydunuz? Evet, dediğim gibi beyanda da belirttim avukat bey. Uyuyordum. Peki uykunuzda kafanıza elleyenin maksadının cinsel maksatlı olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Elledi işte, niye ellesin bir erkek bir kadının kafasına? Peki bizim müvekkilimiz de uykuda. Belki yanlışlıkla eli çarpmış olamaz mı? Bir kere ellediğini söylüyorsunuz. Bu eğer ikinci defa olsa anlarız. Fakat o an otobüs zıplamıştır. Müvekkil belki kafasını dayamıştır. Bunun cinsel amaçlı olduğuna emin misiniz? Bakın, bir insanın hayatı kararacak. Müvekkil memurdur, bürokrattır. Hayatını karartacaksınız. Çoluğu çocuğu var, ailesi var. Diyor ki, evet, cinsel amaçlı dokunduğuna emindim. Evet, uykuda cinsel amaçlı dokunduğuna eminsiniz. Peki, dokunanın müvekkil olduğundan nasıl eminsiniz? Otobüsün hiç aydınlatması karanlıkta. Yolculuğun ortasındasınız. Yan tarafta müvekkilin tam yan tarafında bir kişi daha oturuyor. 50-55 yaşlarında kır saçlı bir adam. Bunun yandan elini uzatması daha kolayken, rahat hat dediğimiz araları uzun mesafeli olan bu koltukta müvekkilin kalkıp saçınıza ellemiş olmasından nasıl kat'i bir şekilde eminsiniz? Dedi ki eminim. Peki tutanağa geçsin. Siz koltukta oturma planında acaba tam müvekkilin önündeki koltuk muydu, yoksa size bilet olarak kesilen koltuk başka bir koltuk muydu? Hayır, müvekkilinizin önünde oturan, bu adamın önünde oturan koltuktu. Hakim Bey, mübaşiri çağırdık, al şunu ver. İşte önünüzdeki X bilmem ne firmasından aldığımız oturma planı, doğruluğunu teyit edebilirsiniz firmayla. Hanımefendi, bu plana göre müvekkilin önünde değil, müvekkil otobüse bindikten sonra bir müddet televizyon izleyip uyuduğu için önünde ama iddiası ısrarla bir karı koca ya da bir kardeş de olabilir, bir kadın ve bir erkeğin oturduğunu belirtti. Daha sonra uyandığında bunların indiğini ve bu şahsın olduğunu, yani inip inmediği değil, yani bunların olmadığını, tek bir kişinin olduğunu gördüğünü belirtti. Biz de bunun üzerine firmadan talep ettik ve talebimize binaen gelen rapor, önünüzde belge. Bu belgeye göre şahıs tekli rahat koltukta oturuyordu. Şimdi son sorumuzu soruyoruz. Tekli rahat hatta daha fazla para vererek aldığınız tekli rahat hattı bırakıp da neden müvekkilin tam da önüne, üstelik oturma planına göre koltukların neredeyse otobüste yarıdan fazlası boşken rahat hattı bırakıp tekli rahat hattı ikili koltuğa ve de onca boş koltuk varken tam müvekkilin önüne oturdunuz? Neydi, bir sıkıntı mı vardı? İşte neden yalan söylediniz? Tak, orada kaldı. Şimdi size kısaca bir canlandırma yaptım bir davadan. Bu çapraz sorgudur işte. Ama böyle her zaman kolay olmuyor. Ağır cezalarda size uzun uzun dinlerler avukatları. Fazla kesmezler. Ama asliye cezalarda adam 70 tane duruşma yazmış. Bu kadar uzun şeyler bazen asliye cezada ne oluyor arkadaşlar? Ama avukat bey, ya ikinci soruyu da sordunuz, üçüncü soru. Yani biz de insanız. 70 tane duruşmam var. Yemeğe gidemeyeceğim. Bak saat 12.30 bir olmuş. Yemek soğudu aşağıda. Yani işimiz var, hadi be anam falan der gibi bakınca. Ya da bazen diyor direkt. Hadi be anam, yani avukat bey, yani tamam yeter bu kadar soru. Yazılı beyanda bu. Tanığa ne? Tanığa yazılı beyanda mı bulunalım? Tanığı bir daha bulabileceğiz mi? Öyle durumlarda avukat sükunetini ve uhuletini koruyacak. Hakime güzel ve tok bir ses tonuyla ne yapacak? Diyecek ki, hakim bey, mahkemenizin bu tanığı bir daha dinleme olanağı var mı? Yok. Buradan sonra büyük ihtimal dosya kararı çıkacak.
ve sizin adil bir karar vermeniz için, sizin için 70 dosyadan biri olarak sıradan görünen bu dosyanın, ki biz de yarın burada sanık sıfatıyla yer alabiliriz, müvekkil için bu yaşa gelmiş ilk defa hakim karşısına çıkıyor. Bırakın birkaç dakika fazla sürer. Ama sizin kararınızın da hakka ve hukuka uygun olması sağlanır. Dinleyelim. Son bir sorumuz var. Çok değil. 30 saniyeyi alır. Gibi yumuşak bir ses tonuyla tabii. Böyle sakin, suret. Adliyeler böyle sinir, gerginlik. Hakimler sinir hastasıdır çoğu. Avukatların da çoğu öyledir. Ben avukatlığa başlarken ne kadar sakin, yumuşak bir insandım. Şimdi böyle en ufak olayda sinirleniyorum böyle. Tahammül edemiyorum. Böyle yani işte demek ki mesleğin kötü yönleri var. Güvensiz olduğum, kimseye güvenmiyorum. Bu hakim, savcı, avukatın sonu bu işte. Yani böyle bir gergin bir meslek. Niye halkın, insanın, kim? İyi insanlar mı geliyor adliye? Nerede birbiriyle sorunu olan tip var, sorunlu tip? Onlar geliyor. Dolayısıyla işte çelişme ilkesi ve yetkilerde denge ilkesine az önceki o tiyatral durumdan örnek alın ki yarın hakim, savcı olduğunuzda bu mesleklere girdiğinizde ya da avukat olduğunuzda bunu örnek alın ki çok önemlidir. Bir insan hayatı kararacak orada. Bu sizin babanız da olabilir. Geçmişte düşünün, babanızın sicilinde böyle bir cinsel suç geçmiş. Siz şimdi bu mesleklere girebilir misiniz? Maalesef 3. dereceye kadar sicile bakılıyor. Düşünün, babanızın sicilinde böyle bir şey var. Bir iftira. Ama mahkemede dinlemedikleri için tak diye mahkumiyeti kırmışlar. O yüzden çok dikkat edin değerli arkadaşlar. Çelişme ilkesi ve yetkilerde denge ilkesi bunu soruyor. Doğrudan doğruya soru sorma hakkına haiz olan 3 cübbeli var. Cübbelerin önünde düğme yok, cep yok. Onu söyleyelim. Bazıları cebi oluyor ama ya da düğmesi. Cübbelerin önünde düğme ve cep olmayacak. Siyah kara bir cübbe değil mi arkadaşlar? Buna çok dikkat edelim. Cübbeler, yani avukat, hakim, savcı doğrudan soru sorabilir. Peki hocam, soruya itiraz edilirse ne olur? Mahkeme başkanı sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğini karara bağlar. Başkan bu hususta tek yetkilidir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir. Ama ya bu belaltı bir soru, ne alakası var? Bize ne? Ya belaltı olacak da bir suç, zaten belaltı bir suç. Atıyorum, cinsel bir suç var. Cinsel sanat diyor ki bu belaltı bir soru. Ya olabilir mi arkadaşlar? Yani adam diyor ki organını soktu mu size? Bu nasıl soru ya? Bu çok büyük ahlaksızlık ya. Lan ne alakası? Sen nitelikli cinsel saldırıya uğradım demiyor musun? Sana organını soktu mu diye soracak tabii ki adam. Değil mi? O sorması hakim soracak. Organını sokmadıysa, çünkü cezası 2 yıldan 5 yıla kadar. Organını soktuysa en az 12 yıl alacak. Ya bu soru bu davanın gereği. Tamam mı? Ama diyor ki bu soru sorulamaz. Bu bel altı. Lan yani dava bel altı değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Peki hocam, duruşmada verilecek her türlü kararda tüm ilgilileri dinlerler mi? Tabii. Sanığı da dinler, katılan da dinler değil mi arkadaşlar? Vekili de dinler, müdafi de dinler, savcıyı da dinler. Duruşmada verilecek kararların hepsinde arkadaşlar duruşmada hazır bulunan herkes dinler. Fakat duruşma dışı kararlarda bunları çağırıp tek tek dinlemez. Duruşma dışı bir ara karar verecekse hakim, bu durumda Cumhuriyet Savcısının yazılı veya sözlü görüşünü alır diyor madde 33. Yani bakın, yine bu nedir? Çelişme ilkesi ve yetkilerde denge ilkesi. Herkes eşit bir şekilde dosyaya katkı sunuyor. Savcısı, avukatı, her işi hakim tek başına böyle kendisine göre görmüyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde hocam, peki duruşmada kimler bulunur? Duruşmada hükme katılacak hakimler bulunacak. Tüm üyeler değil. Mesela arzada bir başkan iki üye çıkar. Ama 7 tane üyesi vardır arzadan. Onlar başka dosyaların hakimidir. Gelip de bu dosyaya giremez. Hükme katılacak hakimler. Cumhuriyet Savcısı. Zabıt katibi ile, bunlar zorunlu öge bakın. Zabıt katibi, Cumhuriyet Savcısı, hakimler. Evet. Avukatlar zorunlu mu? Hayır. Müdafi ya da vekil zorunlu değilse katılmaz. Ama ileride zorunlu vekillik ve zorunlu müdafilik bazı davalar için mutlak surette onların huzurunda bu yargılama olmalı. Avukatsız yapıyorsanız geçersizdir. Avukatsız tek bir cümle bile alamazsın kişinin ağzından. Diye kanun bazı durumlarda zorunlu müdafilik kavramını getirmiş. Zorunlu müdafilik varsa zorunlu müdafiinde katılması beklenir. Ama 2017-18'lerde bu FETÖ davalarında ve de KCK, PKK bilmem o terör davalarında teröristlerin avukatları alkışlayarak böyle duruşmayı terk ediyordu. Heh diyordu hakime de, hadi devam etsene diyordu işlerine gelmeyince.
Heyet zor durumda kalıyordu. Avukatlar gittiği için duruşma erteleniyordu. Hiçbir şey yapamıyorlardı. Yeniden onların gelmesi, gelmiyorlarsa barodan bir avukat tayin edelim diye. Boş yere duruşmayı 2-3 ay sonrasına atıyordu. Şöyle bir madde geldi arkadaşlar. Dediler ki, müdafi duruşmaya mazeretsiz olarak gelmez ise ya da gelip de duruşmayı mazeret vermeksizin. Mesela acil bir olay, çocuğum hastaneye kalmışsa ben çıkıyorum dedi gitti. Bu mazerettir. Ama direkt ben çıkıyorum gitti. Gidebilir, kimse tutamaz. Ama mazeretsiz duruşmayı terk eder ya da mazeretsiz duruşmaya gelmezse duruşmaya devam olunabilir diye bir madde eklediler. Ha, genelde yine baroya yazı yazıyorlar. Çünkü ahimden, AYM'den dönmesin, hak ihlali olur diye. Fakat devam da edebilirler. Kanuna uygundur arkadaşlar. Ama bazı hakimler diyor ki ya etmeyelim, sonra yukarıdan dönmesin dosyalarımız diye. Kanuna uygun olmasına rağmen arkadaşlar ileride bir hukuka aykırılık olur. O kanun maddesi anayasaya aykırı bulunur. Yeniden yargılama falan olmasın diye yine barodan bir müdafi talebinde bulunuyor arkadaşlar. Burada şunu da söyleyelim tabii. Herkes dinlendiğinde, tanık dinlendiğinde, bilirkişi dinlendiğinde, bir delil konulduğunda, bir belge okunduğunda muhakkak hakim sırasıyla arkadaşlar herkese bir diyeceği olup olmadığını katılan ve vekiline, Cumhuriyet Savcısına ve müdafiine soracak. CMK madde 215'te yine bunun bir dayanağıdır diyoruz arkadaşlar. Peki ortaya konulan deliller tartışılırken ilk kime söz verilir? Katılan veya vekile. Bak hep saat yönü. Unutmayın. Katılan veya vekiline. Daha sonra saat ilerliyor. Cumhuriyet Savcısına. Daha sonra sanık ve müdafiine ve kanun temsilcisine söz verilir. Peki hükümden önce son söz başkanın mı, avukatların mı, Cumhuriyet Savcısının mı? Hiçbirinin değil. Katılanın mı? Hayır, o hiç değil. Kimin aleyhine bu işler yürüyor? Sanığın. Son söz sanığındır. O yüzden en önemli makam savunma makamıdır dedik. Neden? Hayatı kimin kararıyor? Hakimi, savcısı, avukatı evine giderken kim Sincan eyaletine gidiyor? Ben Ankara'da olduğum için söylüyorum. Siz de belki başka eyaletlerdir. İstanbul'da Silivri eyaletidir atıyorum. Sincan ayrı bir eyalet burada. Koca, devasa bir, en büyük cezaevi sanırım Ankara Sincan değil mi? Hatta Avrupa'nın da olabilir. Yani 30-40 bin tane mahkum var. Dolayısıyla son sözü tabii ki sanığa verelim arkadaşlar. Tabii bu aşamada zorunlu müdafi hazır bulunmazsa hocam hüküm açıklanabilir mi? Dediğim gibi işte buna engel vardı ama artık yok. Diyor ki hükmün açıklanmasına da engel olmaz diyor arkadaşlar. Her halükarda bir daha söyleyelim. Avukatın değil zaten. Son söz kimin? Sanığındır arkadaşlar. Evet, çelişme ilkesi ve yetkilerde denge ilkesinde bitirmiş olduk değerli arkadaşlar.